Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine bir sesli gazete deneme de denilebilir aslında. 21 Mayıs'ın sesli gazetesi yine StreamYard üzerinden ama bu sefer ilk önce kaydederek, bu sefer de kaydetme yöntemini deneyeceğim. Bakalım bugün nasıl bir sesli gazete ortaya çıkacak canım arkadaşlarım. Çünkü bir önceki sesli gazete denemesinde, yani StreamYard üzerinden yaptığımız denemede şunu fark ettim ki StreamYard üzerinden yaparken YouTube'a başka bir key ile giriş yapıyor. Dolayısıyla YouTube sizi olmaz, yani kendisinden daha fazla az öneriyor. Daha az öneriyor, öyle söyleyeyim. Haliyle bir de böyle deneyelim dedik. Sanki bir sesli gazete yapmışız da onu ekliyormuşuz gibi. Şimdi bugün neler olmuş, neler olmuş? Bu arada tabii alışık olmadığımız bir şekilde sesli gazete girişi, video falan değişince böyle unutuyorum. Şeyleri unutmayın canım arkadaşlarım siz. Ben unutuyorum, siz unutmayın. Like'tır, şudur, budur, onları bir atalım. Umarız bir iki gündür yaptığımız sesli gazete canlı yayınları beğenmişsinizdir. Savaş Genç çok iyi oldu gerçekten. Çok iyi bir geri dönüşüm aldım. Hakan Şükür, Kral Hakan Şükür'le yaptık. O da fena değildi, o da iyiydi. Şimdi arkadaşlar ben hemen bugün çok fazla haber almadım. Almamaya çalıştım. Şimdi bugün neler varmış arkadaşlar? Bakalım şimdi şuradan bir giriş yaparsak. Niye ben mesela buradan çok enteresan bir şekilde şeyi görmüyorum? Evet, ilk önce neyi görüyoruz? Bakan Şimşek'in yeni bina kiralanmayacak sözü yalan oldu. Evet, iki gündür adam yeni bina kiralamayacağız. Bundan sonra tasarruf yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diyordu. Zaten böyle bir şey de bekliyordum ben açıkçası, hemen arkasından muhtemelen böyle bir haber görürüz diye düşünüyordum. Et ve Süt Kurumu'nun fahiş kira yüzünden geçen yıl boşalttığı Limak'a ait, Limak bu arada 15 katlı gökdeleni Çevre Bakanlığı kiraladı. Yani biri boşaltıyor, biz boşaltıyoruz, sen bunu göster işte nasıl tasarruf yapıyoruz, millet görsün. Çevre Bakanlığı da arkasından hemen kiralıyor. Binanın içi tamamen yenileniyor. Bir de yani öyle binaya da girmek olmuyor yani. Şimdi kiracı çıkınca yeni bir kiracı girince, değil mi yani? Onu yenilemek gerekiyor. Para kimden çıkıyor arkadaşlar? Para senden, benden, özellikle Türkiye'deki arkadaşlar sizlerden çıkıyor. Bak bu da orada konuşuyor. Şimdi arkasında Milli Eğitim Bakanı Tekin'in makam aracı TEM'de kaza yapmış. Bahane ya. Bahane ya. Ya vallahi kaza yaptık. Şimdi biz şöyle bir Audi A8 falan artık bir makam aracı. Milli Eğitim Bakanlığı artık bir kaza yaptık ya. Vallahi kaza yaptık falan. Hatta bir tamam, bir daha kaza yaparız falan ihtimaline karşı bir 2-3 tane daha sen Audi A8 falan garajına döşe böyle. Değil mi? Ondan sonra da biz şey yapalım. Tasarruf yapalım. Erdoğan'ın ataması yapılan savcı arası, Erdoğan ve ataması yapılan savcı arasında ilginç diyalog. Boyun kaç? 1.88. Niye 1.85 değil? Kıskandım seni. Ya o boyudur. Mühim olan boyu değil. İşlevi, ümmetinin lideri. Hem de neyin boyu olduğuna bağlı yani. Senin mesela kolun uzun. Tamam, boyun da uzun ama senin biz kolunun uzun olmasıyla tanıyoruz mesela. Tabii şeye baktığınız zaman, bakalım ses var mı? Ömer Taha Baycuman, Saray Van. Evet. Hemen elimizde. Boy kaç? Kaç? Niye 85? Çok esprili, çok esprili. Çok nüktedan. Her boka karışıyor ya, adamın boyuna bile karışıyor. Yani kendisinin elinde olmayan bir şeye bile karışıyor. Sigara içiyorsun karışıyor, niye dövmen var ona karışıyor, buna karışıyor, her boka karışıyor. Senin niye gözlerin var ya? Gözlerinin olmasına, kulağının olmasına ve onlara da karışıyor. Ona da karışmak istiyor. Çünkü kendisini adam ne olarak görüyor biliyorsunuz. Tabii savcılar arkadaşlar. Bu savcıdan nasıl bir performans bekliyoruz biz? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum canım arkadaşlarım. Evet, Hümmetin lideri arkadaşlar. Hümmetin lideri bir tweet atmış. Diyor ki küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlara ulaştığına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında bir kez daha şahit olduk filan. Orada haklı, Eurovision'a. Zaten Eurovision'a katılmamakla Türkiye yani bir şey kaybetmiyor zaten. Ha, kazansa da katılsa da bir şey kazanmaz.
Şimdi orada işte böyle biliyorsunuz abuk subuk böyle işte kıyafetlerle bilmem nelerle falan herkes bir marjinal olmaya çalışıyor. Özellikle o marjinal olmaya çalışanlara daha çok puan geliyor falan. Bu herkesin Fransa'da bile bu konuşuluyor yani. Sırf orada kazanman için sesinin güzel olması değil böyle tuhaf tuhaf sahne kıyafetleriyle falan çıkman gerekiyor. Yani Fransa'da da eleştirilen bir şey bu. Şimdi bununla alakalı şimdi her şeye karışıyor ya yani kendi ülkesinde yetmedi karıştığı şey bir de ülkesinin dışındaki her şeye de karışmak istiyor. Orada işte bu tweet'i atmış küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor demiş. Cinsiyetsizleştirmeden ziyade ümmetinin lideri omurgasızlaşma, omurgasızlaştırma bence o daha büyük bir sorun. Bence siz ilk önce bu soruna eğilin. Sizde çok var çünkü omurgasızlaşma, omurgasızlaştırma ve omurgasızlaşma sorunu. Cinsiyetsizleşme bile onları sonra halledersiniz ya. Öyle çok çok mühim şeyler değil bunlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'dan gelen vefat haberleri bizi derinden üzdü. Dost ve kardeş ülke İran halkının acısını paylaşırız. Ben de her seferinde biliyorsun bir İran'la bir gidiyor görüşüyor. Çok sık görüşüyor bu adam. Bununla alakalı işte İran'ın adamı bilmem ne falan. İran'ın adamıdır, onun adamıdır, bunun adamıdır. Bu siyasette herkes birinin bir köpeği zaten. AKP'de zaten ne desen var. İran halkının acısını paylaşıyormuş arkadaşlar. Bu da zaten ben de merak ediyordum. Hakan Fidan acaba İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle alakalı ne zaman konuşacak falan diye hemen o da başsağlığı dilemiş. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk. Ya kadın yani bir haber var tamam mı? Oluyor gazetecisi yani gazeteci demiyor bunlar da yok öyle bir şey. Kameramanı falan gidiyor. Fulya abla biz tamam buradayız sen gelebilirsin diyor makyajını yapıyor falan. Evet işte biz araştırdık bulduk işte tam buradayız falan diye. Sanki çok büyük bir gazetecilik örneği, çok büyük bir gazetecilik efsanesiymiş gibi. Bunları her yerde olduğu gibi işte sınır ötesi operasyon yapıyoruz bilmem ne falan. Tatava İşler helikopter enkazını sanki böyle bir tek kendisi bulmuş. İlk defa Türk televizyonlarında o bulmuş falan gibi paylaşıyor. Ümmetinin lideri nüfus artış hızımız nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altına düşmüştür. Bu milletimiz için varoluşsal bir tehdittir, felakettir. Şimdi hemen. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu açık söylüyorum. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan... Evet, duydunuz değil mi arkadaşlar? 2.1'in altına düşmüş bununla alakalı zaten 2 gün önce de bir haber vardı. Yani ümmetinin lideri burada ne demek istiyor arkadaşlar? Savaşmayın. Sevişin diyor yani savaşmayın sevişin. Yani ben sizin yerinize savaşırım. Yani nerede bir husumet olacak bir savaş olacak bilmem ne. Ben varım orada ben sizin yerinize savaşırım ama siz savaşmayın siz sevişin diyor yani. Fedakar çok fedakar ümmetinin lideri. Yani sizin yerinize ben sevişirim dese daha mı iyiydi? Değil mi? Öyle de diyebilirdi ama demiyor işte. Fedakar adam kendisi savaşırken istiyor ki vatandaş sevişsin. Çoluk çocuğa karışsın istiyor. Canım benim. Hiç ama demiyor, sormuyor kendine. Bu ülkeyi ben bu hale getirmişken, ülkenin içine böyle sıçmışken, ekonomisi bilmem nesi kimse evlenmek istemiyor. Evlenmek istese de para bulamıyor, evlenemiyor zaten. Yani para bulsa da çocuklar olacak bilmem ne onların masrafları, okul şudur budur, büyüyor bu çocuklar değil mi? Şey, yani bu hani şey değil ki, affedersin, bir inek yavrusu değil ki, ki o bile yani. Değil mi? Ona bakıyorsun bilmem onun bile bir masrafı var yani. Bu ekmek elden su gölden olduğu için ümmetinin lideri öyle şeyleri aldırmıyor, bilmiyor. Sanıyor ki bütün aileler kendisi gibi manda yoğurduyla Medine hurması falan yiyor, tüketiyor falan sanılıyor. Mehmet Şimşek iddialı, Türk lirası artık değer kaybetmeyecek dediği gün. Dün baktım ben bu haberi arkadaşlar. 20 Mayıs'ın haberi zaten görüyorsunuz şurada. Dün baktım, dünden bugüne bir miktar var. Ben Türkiye'de birisinden bir borç aldım, onu ödüyorum. İşte malum şeyler. Orada şimdi bakıyorum her gün ne olmuş dolar, euro ne olmuş filan diye. Dün aldığım miktar mesela 3 euro filan kazanmış. Yani ben 3 euro daha eksik ödeyeceğim
almam gereken rakamdan. Bu bir gün içerisinde gerçekleşen, bunu aya vurduğun zaman, 3 aya vurduğun zaman, 6 aya vurduğun zaman, seneye vurduğun zaman ne olacağını bilmiyoruz. Adam daha ekonomi bakanı dediği gün euro çıkıyor, düşün. Evet, hümmetinin lideri mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var diyor. Şimdi bunun bir meali var tabii, hümmetin lideri böyle bir şey söylediği zaman. Bunun meali şu arkadaşlar. Yani mevcut anayasayla biz daha fazla oynayıp haksızlık, hukuksuzluk falan böyle yapamıyoruz. Telefon niye geliyor? Yapamıyoruz böyle şeyler. Uğraştırıyor bizi. Çünkü bu şimdi bu mevcut anayasaya bir hukuksuzluk yapacağız. Onun için yok işte meclisi topla, bilmem ne yap, torba yasa yap, onu geçir filan. Tamam, yapıyoruz ama yani uğraştırıyor. Böyle şeylere gerek yok. Yani yeni yasa bizim ayağımıza engel oluyor. Ondan sonra şey diyor, yani işte buna gerek kalmasın diyor. Gerek kalmadan biz diyor yeni bir anayasa yapalım. Her şeyin içinde olduğu, her türlü hukuksuzluğun, adiliğin, istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz kafamıza göre bir anayasa yapalım gitsin derdi bu ümmetinin lideri. Evet, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık diyor. İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere. İşte bazen halklar aynı o İran halkının yaşadığı derin acıyı yaşamak ister. Paylaşmasak da olur. Keşke biz de o derin acıları yaşasak, değil mi? Ama aynısı olsun yani. Ya zaten yaşıyoruz mevcutta halk olarak derin derin acılar. Herkes kendi kabuğunda bir acı yaşıyor. Yaşatıyor ümmetin lideri sağ olsun. Ama biz de halk olarak, eğer bu İran halkının yaşadığı derin bir acıysa, biz de niye yaşamayalım aynı acıyı ya? Biz de o derin acıyı yaşamak isteriz yani. Hem İran halkıyla bir empati falan kurmuş oluruz. Evet, el değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatı görüyoruz ki içki tüketimini yaygınlaştırmak oldu. Bunları masum adımlar olarak görmüyoruz diyor. Masum adımlar olarak görmüyoruz diyor ama arkadaşlar niye buraya gitti bu? Masum adımlar olarak görmüyoruz. Pardon, ne oldu? Heh, gittim. Geri geliyorum haber arkadaşlar. Bunları masum adımlar olarak görmüyor. Şimdi bu buna takıldı. Şimdi bir gelir gelmez bir yerde bir belediye, CHP'li belediye, belediyenin lokantasında mı ne, işte şey satışını serbest bırakmış, içki satışını serbest bırakmış. Hemen tamam, bunu fırsat, bu fırsat, hemen bunun üzerine oynayalım. Din, Allah, kitap. Bak, içki satıyorlar, bunlar dinsiz falan. Lan senin adayın barlarda, meyhanelerde dolaşıyordu İzmir'de. Ya onu bırak, pervari belediye başkanın senin. Ne olduğunu gördük. 74 bin lira hesap bırakıp konsomatrislerle içkili mekanlarda eğleniyor. Hayret bir şey ya. Sonra da bu masum bir şey değil. Sen ilk önce kendi evinin önünü süpür. Nüfus artışı, ha bunu yaptık zaten arkadaşlar. İran Kızılay'ına Türkiye'den gelen arama kurtarma yardımını ve Akıncı'nın arama kurtarmadaki fonksiyonunu sordum. Adam ya illa soruyor. İlla istiyor ki ağzından şu çıksın. Evet, biz Akıncı şeyler geldi, sizin insansız hava araçları. Onun sayesinde biz Cumhurbaşkanı reisinin helikopterini bulabildik. Sadece bunu istiyor yani. Tamam mı? Sonra da büyük, ne kadar büyük bir gazetecilik yaptım falan diye. İnsansız hava aracını gönderdi ilk saatler itibariyle. Bununla ilgili düşünce nedir burada? Evet. Türkiye'den geliyorum. Türkiye yardım gönderdi. Bununla ilgili ne düşünüyor? Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili. Türkiye'nin bu yardımlarıyla teşekkür ilgili. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, sağ olun. Değil mi? Hani edep adap gereği sen, ama sen nasıl teşekkür ettik size ya falan demezsin. Ortada da bir yaptıkları bir şey yok yani. Ne bileyim, hani deprem olur, büyük bir felaket olur, yardım gönderiz. O zaman bile demezsiniz. Nasıl biz yardım gönderdik ya? Tır tır yardımlar gönderdik. Memnun musunuz? Bize teşekkür edecek misiniz? Heh, öyle der mi, demez. Ama bunlar böyle yüzsüz herifler, illa söyletecek onu. Türkiye'nin halkına da teşekkürlerini bildiriyor. Türkiye'nin insansız hava aracı bulmasında Akıncı
Telefonu vereyim. Tabii telefonu falan da yine başı vardı. Hala mevzuyu da anlamamışlar. Hala sava aracı gönderdi. Arama kurtarma için. Yani onu söyle ya. Hala bir teşekkür edin ama ya. Ben de bunu havuz gazetecisi olarak gideyim Türkiye'de bunu pazarlayayım yani. İşte nasıl size teşekkür ettirdi şey yani. İşte benim haberim sayesinde işte İranlılar teşekkür ediyor bize falan desinler. Oradan nemalanmaya çalışıyor. Lakin evet öyle bir şey var arkadaşlar. İran'a akınca bilmem ne o insansız hava aracı gönderilmiş arayıp bulsun diye. Ama şöyle bir şey olmuş. İran'da aramalara katılan Akıncı İHA Van Gölü üzerinde ay yıldız çizmiş. Can sıkıntısından. Yani sen aramaya mı gidiyorsun, ay yıldız çizmeye mi kaldırıyorsun bu uçağı neyse işte insansız hava aracını. Yani ne oluyormuş? Elin reisine Türk'ü çağırarak ararmış arkadaşlar. Bu da öyle yapmış. Can sıkıntısından oldu. Çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz Türk halkına. Evet, Ali Yerlikaya nerene dayarsan daya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 22 operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 37'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor. Yani bu yani şey daha büyük bir, yani bunların yaptığı bir insan kaçakçılığı da var biliyorsunuz, AKP insan kaçakçılığı da yapıyor. Şimdi altındaki habere bakın, Barış Terkoğlu yazdı. Suriyeliler binlerce dolar karşılığında Tuğgeneral BÇ'nin aracıyla kaçak olarak Türkiye'ye sokuluyor. Güvenlik görevlileri normalde durdurulmayan, aranmayan araca savcılık izniyle operasyon yapıyor. İnsan kaçakçılığını yapan BÇ'nin... Gıcık oluyorum böyle gidince. Geldim. İnsan kaçakçılığını yapan BÇ'nin Emir Eri muhtemelen dur bakalım. BÇ'nin Emir Assubayı ve korumalığını yapan uzman çavuş gözaltına alınıyor. Bakanlık kaynakları olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral BÇ'nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Emekliliğe sevk etmede büyük bir ödül yani. Emir subayı ve koruma çavuşunun TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirtiler. Yok ya neyi kesiyorsunuz ilişiğiniz? Şey yapsaydınız, Praga Büyükelçi olarak atasaydınız yani hak etmiş adam. Ondan sonra arkadaşlar yani bu demek istediğim nerede kimde ne kusur hata bilmem ne suç görüyorlarsa onların hepsi kendilerinde var hayvanların hepsi. Mert Hakan, bunları Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından gelişen olaylar. Dün Hakan Şükür meselesinde de Hakan Şükür'le yaptığımız canlı yayında da gördük arkadaşlar. Yani çok ciddi bir seviyesizleşme, çok ciddi bir kalitesizleşme. Yani bu konuşmalara falan bakıyorsun böyle eyyamcı, goy goycu, ne dersen hiç içi dolmayan, futbolla aslında hiç de alakası olmayan, o zaman nasıl koyduk, nasıl yaptık, şerefsizler, biz şampiyon olacağız, siz oldunuz, olamazsınız. Ya. Böyle futboldan, spordan insanı tiksindiren, çünkü meydan artık bunlara kaldı, Haliyle bunlara artık bilmiyorum ne kadar daha dayanacağız ama yani işte ne bileyim ya, Türkiye'de bundan dolayı çok fazla maç seyretme, Türkiye'deki olup biten işte sporlarla alakalı bir belki Avrupa Şampiyonası'nda her takımı hani genel olarak izleyeceğim için Türk milli takımını da izleyeceğim. Ama bakalım görelim ne olacak. Evet ben şimdi arkadaşlar Sesli Gazete bitsin. Ne kadar kaç dakika oldu bilmiyorum kaç dakikadır yayın yapıyor. Bunun kontrolü yok burada. Umarım güzel bir Sesli Gazete olmuştur. Farklı bir şey olmuştur. 19 dakika olmuş. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ben o zaman gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Yani şimdi onun sonunda olur ya. Ne oldu lan? Pardon. Şu niye böyle oluyor? Şunu süpürme yaparsak. Şunu da büyüt ama. Şöyle oldu. Sonunda olur ya böyle televizyonda haberleri sunarsın. Ondan sonra tek başına çıkar falan. Kamera orada olduğu için tabii ben de bu seviyede olduğum için bakmakta zorlanıyorum. Alışkın değilim. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışsızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım. Kapatıyorum.